Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği sunar. Kadın Gücü Sohbetleri. Merhabalar, bugün zirvenin belki de en kalabalık diğer bir oturumunun yani çeşitliliği izlemek ve etkileri başlıklı oturumun moderatörü Özge Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk Özlem. Çok teşekkür ederim. Gerçekten muazzam bir zirvenin içerisinde olunca bana her oturum aynı kalabalıkta geldi. Umarım etkisi ve devamı yüksek olur. Kesinlikle ama gerçekten hakkını verelim. Gündemin belki de çok ses getiren bir dizisi yani Kızılcık Şerbeti dizisinin kamera arkasındaki ana kahramanları, senaristi, yönetmeni ve yapımcısıyla çok keyifli bir sohbet yaptınız. Biz de bugün bunun bir mercek altına almak istiyoruz. Sizin de oturumun başında belirttiğiniz gibi medya önemli bir araç aslında. Bu dizi kadına bir bakışı, kadının durduğu yeri sorgulattı bizlere, hepimize. İnsanların kalplerine hatta nöronlarına dokundu diyebiliriz sanırım. Türkiye'de de ulusal kanallarda daha çok erkek hikayeleri izlenirken bir kadın hikayesinin bu kadar güçlü bir şekilde ilerlemesinin nedenleri sizce dizinin kahramanlarına sorduğunuzda nasıl cevaplar aldınız? Nasıl bir cevap çıktı sizin gözünüzden bakarsak? Şöyle Özlem, bir kere medya tanımını ben burada bir kere daha altını çizmek isterim. Medya, medium kelimesinden geliyor. Medium tam arada olan anlamına geliyor. Arada olanın da maksadı şu: bir taraftan gerçek olaylardan etkileniyor ve besleniyor. Öbür taraftan gerçek olayları proses edip bu sefer çeşitli yansımalarla toplumu etkiliyor. Böyle bir düzen var ve bu düzen içerisinde özellikle yine bizim zirvenin konuklarından birisi, biliyorsun, Ayşe Soysal'dı. Ayşe hocam dedi ki kadınların, dedi, kılığına kıyafetine çok takılıyorlar. Oysa ki beyinlerinin içi çok önemli. Bence bu dizinin içerisinde kadın hikayelerinde insanların dış görünüşlerinin yerine beyinlerinin içi, ruhlarının içinin ne kadar önem taşıdığını bize gösteren, ayna tutan, işte tam o ortada durup biraz da bugünün ruhundan etkilenerek gerçek örneklere dayalı bir hikaye olması Kızılcık Şerbeti'ni farklılaştırdı. Şu notu da düşmek durumundayım. Burada yaşananlar insanları tabii ki etkiliyor, fakat ilk yapabilmek büyük bir cesaret istiyor Özlem. Yani Kızılcık Şerbeti bu konuları büyük bir cesaretle ele alıp farklılığı ne şekilde görmemiz gerektiğini, anlamamız gerektiğini anlatan İlk dizi oldu Türk medyasında. O bakımdan açık ara fark attı. Bunun için de tabii ki bence o üç saç bacağının çok birbirine uyumlu olması gerekmez mi? Ne düşünüyorsun? Yani hem senaristin hem yapımcının hem yönetmenin aynı cesarette olması, aynı etki yaratabilmesi çok değerli bence. O harmoniyi de yakalamışlar gibiydi Çok çok. Şimdi derinde. ben o gün söyledim, buradan da tekrar altını çizeyim. Gold Yapım 1990'larda kuruluyor. Dolayısıyla 30 yılı aşkın bir geçmişi var. Faruk Bey, Türkiye'deki televizyonların özelleştirildiği 95 yılından beri televizyonlara çeşitli prodüksiyonlar hediye ediyor ve bunların kadın hikayeleri de çok önde. Yani bunun da altını çizmemiz gerekir. Hep farklı bir şeyleri yakalamaya çalışıyor. Aslına bakarsan Özlem, yaptığı her iş başarılı olan bir yapım şirketi Türkiye'de yok. Ve Doğru. birazcık zamanın ruhunu yakalayıp cesaretle bir şeylere soyunanlar da her zaman başarılı oluyor. Faruk Bey bu anlamda çok tecrübeli. Bu fikrin ana üreticisi de yine Faruk Bey oluyor. Bunun üzerine hakikaten toplumu iyi tanıdığını düşündüğüm Melis Civerek de bunu üstleniyor ve bu şekilde yazıyor. Tabii bize bu farklı dünyayı anlatabilmek, yazılanı anlatabilmek için de usta bir yönetmene ihtiyaç var. Yönetmen adı üzerinde, biraz Evet. da liderlik de bizim kendi konularımız arasında bence Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin içerisinde. Yönetmen aslında bütün setin sahibi. Ve bu setin sahibi olarak oyuncuların o role girebilmelerini sağlayabilmek, sanat ekibinin yarattığı farklı ortamları, farklı kültürlerin doğru bir biçimde oturmasını sağlayabilmek ve onları idare etmek kritik. Dolayısıyla Keçe de bunu karşıladı.
Özetle ne demiş oldum? Evet, o saç ayağı çok kıymetli. Saç ayağı iyi kurulmuş. Bu saç ayağını da iyi ilişkilerle yönetip huzurla ve birbirleriyle tutkun bir biçimde bu işi yapabilmeleri için yapımcıya çok rol düşüyor. Faruk Turgut da söylemiş olduğum gibi tecrübeli bir yapımcı. Orada bu düzeni en iyi şekilde de yürüttüğüne inanıyorum. Bir de belirttiğin gibi kişiler hani cinsiyet bağımsız bakarsak hani hem kadın hem erkek yani aslında giydikleri var oldukları şeklin ötesinde akıllarının çok önemli olduğunu aslında mutfağında bile bir eğitim olduğunu görüyoruz bu dizinin. Görüyoruz. Evet. Yani medya sen de bu toplantıda bahsettin hatta birçok diğer oturumlarda da bahsedildi. Medya toplumu eğitmek için önemli bir araç ama biz Evet. onu yeterince kullanmıyoruz. Evet. Özellikle kadının sosyal normlar çerçevesinde bir şeyleri değiştirebilmesi için iyi bir araç olduğuna inanıyoruz. Kadın gücü, kadın sesi, hayatın her alanındaki eşitlik vurgusu için medyayı bizler nasıl kullanmalıyız? Hep anlattığım bir örnek vardır. Kadınlar aslında medyayı ellerinden gelenin en iyi şekliyle kullanıyor Özlem. Bugün endüstrilere baktığın zaman hiçbir endüstride olmadığı kadar kadın oranı, kadın çalışan oranı yüksek bir sektör. Yani medyanın her alanı böyle. Fakat bunun içerisinde liderlik üstlenen kadın sayısı çok az. Yani her sektörün maalesef makus kaderi burada da gerçekleşiyor. Belki kadın liderlerin sayısı artsa durum daha farklı olur sektörde. Ancak yine de kadınlarla ilgili hikayeler buraya geliyor. Rol modeller yaratılması ile ilgili gücü şöyle anlatmak isterim sana. Özellikle bizim dizilerimiz yurt dışında çok satılıyor. Amerika'dan sonra en çok satışı Evet. yapılan dizi ve filmler bizim dizi ve filmlerimiz. Dolayısıyla bu ortam içerisinde baktığında özellikle MENA bölgesindeki ülkeler ılımlı İslam kafasını burada çok gördükleri için örnekler alıyorlar. Ve mesela öyle bir geçer zaman ki de ana karakterimizin eşinden ayrılıp bir hayat kurması gazetelerde bu bölgede haber oldu. Çünkü bunu yaşayan pek çok kadın var ve boşanamıyor. Ve kendine yeni bir hayat kuramıyor. Ve mücadele edemiyor. Bizim ülkemizde bunlar yapılabilir şeyler olduğu için rol model olarak alabiliyorlar. Keza bizim bu Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan bir takım olaylar nedeniyle yine pek çok konuda cesaretini toplayamayan kadın dışarıya çıkıp bu cesareti yerine getiriyor. Yapılabilecek daha çok 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 şey var. Ama ben çok eminim ki rol model olmak için bir şeyi insanlara anlatmanız, sadece onu bir hedef olarak anlatmanız çalışmıyor. Sadece çalışan şey gerçeğe yakın olabilmeniz. Yani sizin aslında gerçek hikayelerden ilham alıp o gerçekliği anlatabilmeniz gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Mesela Kırmızı Oda'nın o kadar yüksek bir reytingle hayatını sürdürmesi, bize 3 sezon ekrana gelmesi kesintisiz olarak ve her birinde de ayrı bir kadının hikayesini dinledik. Yani nadiren erkeklerin hikayesini dinledik. Bunların gerçek hikayelerden ilham alması adına oluyor. Dolayısıyla özeti şu, samimiyetle bir işi yaptığınız zaman rol model yaratabiliyorsunuz. Rol model yaratamıyoruz yeterince ifadesinde haklı yanlar görüyorum. Ancak zamanın ruhu gerçeklikte rol model yaratmakta meselesi olduğu için yani bugünün ruhunda samimiyeti kurabildiğiniz nadir örnekler buluyorsunuz. Bir şey daha yapılabilir. O da şu, kadın kanalı kurulabilir. Ben bunu hep düşünüyorum Özlem. Çok ciddi olarak bir kadın kanalı kurmak gerekiyor. Fakat kadın kanalı kurduğumuz zaman da yine farklılıkları kabul ederek kapsayıcı olmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Hep bunu yadsıyoruz. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. 42,5 milyonu kadınlardan oluşuyor. 42,5 milyon kadının sadece 7 milyonu üniversite ve üstündeki eğitimden geçmiş. Hala 3,5 milyon kadın okuma yazma bilmiyor bu ülkede.
Dolayısıyla kapsayıcı olmanız gerekiyor. Kapsayıcı olduğunuzda da her şeyi, her farklılığı görebilip bunu kucaklayan bir kanal yaratabiliriz. Bunu da bir not olarak düşeyim. Neden olmasın? Aslında çok güzel bir ev ödevi aksiyon çıktı belki de sizin mentorluğunuzda, sizin rol İnşallah, modelliğinizde böyle bir şey inşallah, yapabiliriz. inşallah. İnşallah. Çok da güzel olur ama dediğiniz gibi sadece bir kesimi etkileyen değil, her taraftan kapsayan, belki de iş dünyasında da işte değişimi başlatacak olan içerikleri de olan bir kanal neden olmasın? Çok İnşallah. teşekkür ederiz sohbet Rica için. ederim. Çok keyifli oldu Özlemcim. Devamını temenni ediyorum. Kendimizi ifade edebilmemiz çok kıymetli. Biz bugün 400'ü aşkın eğitimde Türkiye'nin hakikaten önemli kaynaklarıyla bugünlere gelmiş insanlarız. Kendi çabalarımızla ne kadar çok şey paylaşırsak o kadar kıymetli. Ben teşekkür ediyorum bu fırsat Biz için. de öyle diyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Paylaştıkça çoğalıyoruz. Çok teşekkürler. Bir başka kadın sohbetlerinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği sundu. Varız, buradayız, hazırız.